şöyle ifade üzgün olduğumu ifade edeyim. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları hepimiz çok iyi biliyoruz. 7'den 70'e. Ekonomik olarak sıkıntılarımız herkesin evinde görülebiliyor. İster fakir, ister varlıklı olsun, herkesin evinde bir şekliyle görülebiliyor. Şu çok önemli. Böyle bir tabloda ekonomiden, hazineden, Merkez Bankası'ndan sorumlu olan, bütçesi parlamentoda görüşülen bir bakanın bu şekliyle istifası galiba bizim cumhuriyetimizde bir ilk. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. Açıklama yapılmıyor. Neden? Toplum bilgilendirilmiyor. Neden? İstifa kabul edildi mi, edilmedi mi? O da belli değil. Bir grup aman istifası kabul edilmesin, tekrar görevinin başına dönsün diyor. İyi de istifa eden çıkıp neden kendi düşüncelerini ifade etmiyor? Hangi gerekçeyle istifa ettiğini veya görevden ayrıldığını ifade etmiyor? Değerli basın mensupları, 2018'in Mayıs ayında İstanbul'da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin eşiğini anlattı. 2018 Mayıs ayında. Ve Türkiye'nin bunu aşması için, yani krizin derinleşmemesi için neler yapılması gerektiğini 13 madde halinde saydım. Hiçbir zaman iktidarı da eleştirmedim. Bakın kriz geliyor. Bu kriz büyüyecek. Şu önlemleri alırsanız Türkiye rahatlayabilir. Bu krizi aşabilir. Olmadı. Tam tersine eleştiri aldı. 2020'nin Mayıs ayında artık olay kriz olmaktan çıktı. Olay bir ekonomik buhran. Ekonomik buhrandan nasıl çıkabiliriz? Bunu da anlattık. Madde madde saydık. İktidar kanadı bize şunu söyleyebilir. Efendim saydığınız maddeler eksik. Olabilir. Yanlış, o da olabilir. Ama hiçbir eleştiri almadan bugünkü noktaya geldik. Tam tersine. Tam tersine. Bizim önerileri neden yaptığımız bize soruldu. E biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizde herkesin barış içinde yaşamasını istiyoruz. Başka bir gerçeğimiz daha var. Onu da ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir? Bir ticari işletme midir? Belki diyeceksiniz ki ya bu istifayla bunun ne ilgisi var? İlgisi şu efendim. Bakınız. 2015'te Erdoğan şunu söylüyor. Benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı. Yürü, yürüyebilirsen bu ülke bu şekilde sıçramaz. Bana söyler misiniz? Ben vatandaşlarıma sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anonim şirket midir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi tarafından mı yönetiliyor? Ben bu soruyu sormak zorundayım. Berat Bey istifa etmiş. Niye istifa etti? Sorumluluğu var mı Berat Bey'in? Hayır efendim. Neden sorumluluğu yok? Onu da ben söylemiyorum. Orada Sayın Erdoğan söylüyor. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var. E doğru, şu anda da var. Ekonominin sorumlusu o. Eğer bir sorun varsa, bir kriz varsa, bu krizi yönetmesi gerekenler krizi yönetemiyorlar, ama işin garip tarafı basit bir krizi yönetemeyenler devleti yönetiyorlar. Akıl alacak şey değil. Bir akıl tutulması var. Öteden beri söylüyor, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor diye. Savruluyor Türkiye gerçekten. Üzülüyorum.
Siyaset adına üzülüyorum, ekonomi açısından üzülüyorum, insanlar açısından üzülüyorum, geleceğimiz açısından üzülüyorum. Türkiye böyle bir yönetimi hak etmiyor. Ama aşacak bunları Türkiye, aşmak zorundayız. Birlikte aşacağız. Bu ülkeye huzur gelinceye kadar, bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar elbette ki mücadelemizi demokratik kurallar içinde yapacağız. Diğer partilerle ilgili görüşler ayrıntılı olarak gündeme gelmedi. Yani Gelecek Partisi'nin güçlendirilmiş demokratik demokrasi